Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizi sineklerin rahatsız etmediği doğru mudur? Evet, kaynaklarda geçtiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sinekler rahatsız etmezmiş. Ne bedenine ne elbisesine asla konmazlarmış. Tabi bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sinekler tarafından rahatsız edilmediğini, ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu durumlarla peygamberliğini alkışladıklarını, kabul ettiklerini sinekler taifesi adına bir açıdan Peygamberimize hoş geldin ya Resulallah, senin peygamberliğini kabul ediyor, alkışlıyoruz anlamında bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Peygamberimizin soyundan gelen Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de bu veraset, bu irsiyetin onda da olduğunu ve onu da sineklerin rahatsız etmediğini tabakat kitaplarında görmekteyiz. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sinekler bile rahatsız etmemek için hassasiyet gösteriyorlarsa, bizlerin Peygamberimizin getirdiği İslam'ı kabul etmeyerek, onun getirdiği dine inanmayarak onu rahatsız etmek ne kadar ayıp olur. Hele hele Müslümanların onun getirdiği imanı ve İslam'ı kabul ettiğini söylediği halde onun hayat tarzını benimseyip kabul etmezlerse, yaşamazlarsa, hayatlarına tatbik etmezlerse elbette o sinekler davacı olacak ve diyecekler ki Ya Rabbi biz senin elçini rahatsız etmemek için bedenine ve elbisesine konmuyorduk ama bu akıllı ve koca kafalı insanlar, varlıklar, senin Rasulüne isyan ederek ya da itaat ettiklerini söyledikleri halde onun hayatını hayatlarına uygulamayarak onu rahatsız ettiler. Biz onlardan davacı olacağız diyebilirler. Dikkat etmek lazım.